Zaman alacağını söylemiştiniz alınan ekonomik yaptırımların. Peki ne kadar zaman alacaktır bahsedilen ekonomik yaptırımların sonuç alınması için? Bunlar aslında az önce Cuma günü de ifade etmiş olduğum gibi demokrat olun veya olmayın herkes ülkesinin vatandaşlarının yaşam koşulları ve standardına öncelik vermek durumundadır. Son 3 ay içerisinde çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalar öncesinde Rusya'daki enflasyon %8.7 idi. Rubl değerini ikiye katladı. Oysa ki şu anda çok büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Başkan Putin ne kadar ekonomisini feda edebileceğini karar vermek durumunda kalacaktır. Sadece yaptırımlar sebebiyle değil, ihracat kısıtlamaları sebebiyle Avrupa'nın enerji tedariği anlamında başka yollara doğru, Doğu kanada doğru tercihte bulunacağından dolayı ve Batı kendi ilkeleri ve değerlerine uygun şekilde yeni tercihlerde bulunacağı için istediğiniz sonuçları ne zaman elde edeceksiniz? Bunların zamanla oluşacağını düşünüyoruz. Peki ABD ve müttefiklerinin atmış olduğu tüm adımlar ile ilgili olarak sweep sistemi ile ilgili olarak ve Sayın Putin'i bireysel olarak da kendisiyle ilgili yaptırımlar kabul etmek için ne düşünüyorsunuz? Aslında SWIFT ile ilgili birçok soru yönlendirildiğini duyuyorum ve Putin şahsi olarak da yaptırıma uğratılması konusuyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki bugün aslında bizim söylediklerimizin arkasında durduğumuzu gösterdik. Aldığımız kararlar itibariyle tüm seçeneklerin masada olduğunu söylediğimizde ve bunu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu söylediğimizde bundan kuşku duymak yersiz olacaktır. Hangi yatırımları uygulayacağımıza karar verirken biz sadece bir düğmeye basıp bir cowboy seçen insanlar değiliz. Biz yaptırımların etkin olmasını ve sonuç vermesini istiyoruz ve bunu gerçekleştirecek kapasitemizin olduğunu Rusya'ya göstermek istiyoruz. Bunun dışında sorumlu bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Ortalama Rus vatandaşlarını da etkilemeyecek şekilde hareket etmek istiyoruz ve global ekonomiyi de etkilemeyecek, zarar vermeyecek şekilde hareket etmek istiyoruz ve bununla birlikte koordineli bir şekilde tüm hareketlerimizi koordineli bir şekilde müttefiklerimizle, ortaklarımızla birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun dışında da esnek bir şekilde duruma göre, söz konusu sahadaki duruma göre, söz konusu yaptırımları ağırlaştırmak veya hafifletmek gibi seçeneklerimizin olabileceğini düşünüyoruz. Peki bireyler ve kurumlar ile ilgili yaptırımlar olduğu Belarus'tan bahsettiğiniz. Peki başka ülkeler ile ilgili olarak neler öngörülmektedir? Ve bu kriz içerisinde Belarus'la ilgili almış olduğumuz önlemler bizim dün ve gece görünmüş olduğumuz itibariyle atmış olduğumuz adımlardır. Başka ülkelerle ilgili benzer bir durum şu anda söz konusu değildir. Şunu sormak istemiştim ben de size. Onu aşkın bölgede tarım ve enerji bölgesinde siz ihracatın kısıtlandırılacağını söylediniz. Peki paylaşabileceğiniz bir rakam var mı istisnalar ile ilgili olarak ve genel akış ile ilgili olarak? Ticari işlemlerin ne kadarı bununla ilgili olacaktır? Detaylarla ilgili olarak hazine daha ziyade bu detayları paylaşabilir. Hangi ticari faaliyetlerin istisna kapsamında olup olmayacağı ile ilgili olarak? Daha büyük bir yüzde mi? Ben daha bizim temel değerlerimize değinmek istiyorum. Almış olduğumuz önlemler ve istisnalar dengeli bir şekilde alınmıştır. Ve beklenmedik etkiler yaşamayacak şekilde bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bakın.
bizim yabancı sermaye ve ileri teknoloji anlamında avantajımız var. Dolayısıyla en büyük etkiyi oradan yaptırımlarda sağlamaya çalışıyoruz. Enerji ile ilgili olarak ise global ekonomide Rusya'nın bir avantajlı konumu olduğunu biliyoruz. Gaz üreticisi olduğu anlamında, çok büyük bir gaz üreticisi olduğu olma sebebiyle. Fakat bizim Rusya'ya bağımlı değiliz bununla ilgili olarak. Biz istenmeyen enerji akışını etkileyecek herhangi bir adım atmayacağız tabii ki.